Sevgili Giresunlular, eğer dünyada fındık konusunda bir numaraysak, söylenecek ilk sözü Türkiye söylüyorsa, fındık fiyatını da önce Türkiye açıklaması lazım diyerek, haksızlıklara karşı toplumun her kesiminde fındık üreticisinin sorunlarını dile getirmek üzere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor sizleri. Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Alın terinize, alın terinize, emeğinize her zaman, her ortamda saygı duydum. Bize alın terine saygı duymayı öğreten kişi rahmetli Bülent Ecevit'tir. Emek demiştir, ekmek demiştir, iş demiştir, aş demiştir. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen demiştir. Evet, insanca ve hakça bir düzeni bu ülkeye getireceğiz. Sözüm söz, sözüm söz. İnsanca ve hakça bir düzeni getireceğiz. Görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, 80 milyonu kucaklayacağız. Türkiye'de birliği, beraberliği, huzuru hep birlikte getireceğiz. Evet, genç bir kızımız diyor, hak, hukuk ve adalet. Hakkı, hukuku ve adaleti hep birlikte sağlayacağız. Bugün buraya fındık için toplandık. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için arkadaşlarımız yürüdüler. Şimdi değerli arkadaşlarım, beni dikkatle dinlemenizi isterim. Birinci sorumuz şu: fındık neden önemlidir? Neden önemli? Çünkü fındık bir stratejik üründür. Ne demek stratejik ürün? Üç açıdan anlamı var fındığın. Birincisi şudur: Türkiye'de 33 ilde fındık ekiliyor. 33 ilde. 15 ilde fındık temel geçim kaynağıdır. 15 ilde temel geçim kaynağıdır. Yani fındık olmasa bu 15 ilde hayat olur. Birinci neden budur. İkinci neden şudur: bu 15 ilde 502 bin ailenin gelir kaynağı fındıktır. 502 bin aile. Bir üçüncü temel nokta, tarım ürünü olarak ihraç ettiğimiz fındık gelir açısından Türkiye için bir numaradır. Bir numaralı ürün tarım ihracatımız fındıktır. Milyarlarca dolar fındık ihracatından para kazanıyoruz. Soru şu: milyarlarca dolar para kazanıyoruz, peki bu fındığı eken üreticiye ne veriyoruz? Alın terinin karşılığını veriyor muyuz? Emeğinin karşılığını veriyor muyuz? İşte sorunumuz buradan başlıyor. Peki fındık ne zamandan beri temel stratejik üründür? Ne zamandan beri? Onun da tarihini vereyim size. 10 Ekim 1935. İlk Milli Fındık Kurultayı toplanır. Açılışını rahmetli Celal Bayar yapar. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeden önce Fisko Birliği'nin kurulma tarihini verir ve kurar. Siz Fisko Birliği kuracaksınız der. Şimdi bu meydanda büyük bir ihtimalle Fisko Birliği'nin ilk kurucularının torunları olabilir. O nedenle onların adını
bu meydanda anmak, onlara rahmet dilemek benim namus borcumdur. İzin verirseniz onları anacağım. Giresun'dan iki kişi, Ali Arif Larçın, Hasan Akan. Trabzon'dan iki kişi, Halit Cami, Yahya Subaşı. Ordu'dan iki kişi, Hüsnü Akyol, Arif Hikmet Onat. Bulancak'tan iki kişi, Rıza Kurt, Avni Özden. Keşap'tan iki kişi, Hasan Kasapoğlu, Hüsnü Özkan. Bunlar Fisko Birliği ilk kuranlardır. Harcı ilk koyanlardır bunlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, fındık üretiminde aynı zamanda dünya birincisiyiz. Soru şu, madem ki dünya birincisiyiz, bu fiyatı niye biz belirlemiyoruz? Elinoğlu niye fiyatı belirliyor? Bizim gücümüz mü yok? İmkanımız mı yok? Hayır var. İmkanımız da var, gücümüz de var. Ama fındık üreticisi bir araya gelmediği için, ortak ses çıkarmadığı için, ortak mücadele etmediği için onun alın terini bir avuç yabancı sömürüyor. Buna izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu sorun niye çözülmüyor? Niye bu sorun çözülmüyor? Eğer bu ülkeyi yönetenler alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilseler, bu ülkeyi yönetenler fındığın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bilseler, bu ülkeyi yönetenler milyarlarca dolar fındık ihracatından gelir elde ediliyor, bari bir kısmını da fındık üreticisine verelim diye bilseler, bu dram yaşanmaz. O zaman temel sorun nerede? Temel sorun bu ülkeyi yönetenlerde. Bu ülkeyi yönetenlerden şu veya bu şekilde muhatap olduğunuzda şu soruyu sorabilirsiniz. Siz milyarlarca dolar fındık ihraç ediyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Ya bari birkaç yüz milyon dolarını da bu ülkenin üreticisine, fındık üreticisine verseniz ne olur? Bu soruyu sorun. Bu soruyu sorun. Cevabını ben de merak ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, fındık az olduğu zaman herhangi bir sorun yok. Fiyat yüksektir, üretici de memnundur. Ama eğer ürün fazlaysa o zaman sorun vardır, fiyat yerlerde sürünüyor. O zaman herkes mağdur. Çiftçi de mağdur, ailesi de mağdur, gelir standardı düşüyor ve hayat onun için huzursuz hale geliyor. Olması gereken ne? Fiyatta istikrarı sağlamaktır. Bir daha söylüyorum. Fındıkta olması gereken, ister ürün fazla olsun, ister ürün düşük olsun, fiyatta istikrarı sağlamaktır. O zaman soru şu. Fiyatta istikrarı kim sağlar? Dünyanın bütün ülkelerinde fiyatta istikrarı kim sağlar sorusunun tek cevabı vardır. Devleti yöneten hükümetler. Hükümet fiyatta istikrarı sağlar. Eğer hükümetler fiyatta istikrarı sağlamıyorsa çiftçisine sahip çıkmıyor demektir. Alın terine sahip çıkmıyor demektir. 15 yıldır ülkeyi yöneteceksin. 15 yıl. 1 yıl değil, 2 yıl değil, 10 yıl değil. 15 yıldır yöneteceksin, fiyatta istikrarı sağlayamayacaksın. Sizden sözüm söz. Terörü nasıl 4 yılda bitiririm diye söz verdiysem, fiyatta istikrarı fındıkta 2 yıl içinde sağlayacağım. 2 yıl. Bakınız, ben bazen şu cümleyi kullanırım, derim ki Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönmemiz lazım. Cumhuriyetin kurucu ayarlarında ne var? Fisko birlik var. Fisko birlik. Fiyatta istikrarı sağlamak için. Fisko birliği bu cumhuriyeti kuranlar kurdular. Şimdi
15 yılda Fisko Birlik bir köşeye atıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, tarih, çiftçinin hakkını ve hukukunu korumak için, tarımda fiyat istikrarını sağlamak için kuruldular. Demek ki yapmamız gereken nedir? Fisko Birliği eski, görkemli günlerine kavuşturmaktır. Bunun mücadelesini vermektir. Size bir örnek vermek isterim. Hollanda'yı düşünün. Hollanda'yı. Konya'dan küçük Hollanda. Konya'dan küçük Hollanda. Yıllık tarım ürünü ihracatı Türkiye'nin 5 katı. Türkiye'nin 5 katı. Ya fındığın var. Dünyanın her tarafından talep var. Ama gidiyorsun kendi üreticini ezdiriyorsun. Alın terini birilerine sömürüyorsun. Hollanda kadar bile olamıyorsun. Biz alın terine değer veren bir parti olarak, Bülent Ecevit'in geleneğinden gelen bir parti olarak çiftçinin alın terini birilerine sömürtmeyeceğiz. Onun alın terinin hakkını ona teslim edeceğiz. Ziraat odalarından bilgi vermek isterim. Ziraat Odaları Birliği bir açıklama yapıyor. 166 tarım ürününden 99'undaki fiyat artışı enflasyonun altında. 166 üründen 99'unun fiyatı enflasyonun altında. Yani insanlar kazanamıyor. Yani insanlar fakirleşiyor. Yani insanların alın teri sömürülüyor. Yani birileri kazanıyor ama kaybeden bu ülkenin çiftçisi oluyor. Bu ülkenin emekçisi oluyor. Bu ülkenin yoksul insanları oluyor. Onlara sahip çıkmak benim de görevim. Bu ülkede vatanını, milletini, bayrağını seven herkesin ortak görevi olmak zorunda. Şimdi değerli arkadaşlarım, dünya ne yapar? Dünyanın bütün ülkelerinde çiftçilere destek verilir. İster Amerika deyin, ister Japonya, ister Papua Yeni Gine deyin, ister Bangladeş deyin, neresini düşünürseniz. Her ülkede çiftçi desteklenir. Bizim ülkemizde de bir kanun var. Tarım kanunu. 21. maddesi der ki, milli gelirin her yıl en az %1'i oranında çiftçiye destek verilir. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlarım bir duysunlar. Milli gelirin %1'i oranında her yıl çiftçiye en az destek verilir. %1'i en az %1 olacak. Türkiye'de milli gelirimizin miktarı 800 milyar dolar. 800 milyar dolar. 800 milyar dolardan %1 alırsak 8 milyar dolar. 8 milyar dolar kanuna göre üreticiye destek verilmesi lazım. Peki soru şu. 8 milyar dolar bizim çiftçiye veriliyor. O zaman ziraat odalarına sesleniyorum. Çiftçinin hakkını korumak sadece benim görevim değil. Kanunun gereğini yapmıyorlarsa sizler de mücadele edeceksiniz. Sizler de şikayet edeceksiniz. Sizler de yeri geldiğinde mahkemeye gideceksiniz. Sizler de çiftçinin hakkını arayacaksınız. Hep beraber arayacağız. Ne oldu arkadaş? 1 milyar dolar parayı veremiyor musun sen? 8 milyar dolar hakkı var. Kanuna göre hakkı var. 8 milyar dolar az para değil. Çiftçiye verilmesi gereken bir değer. Efendim diyorlar ki, duyarsınız, çiftçiye vereceğiz ama elde para yok. İnanıyor musunuz paranın olmadığına? İnanıyor musunuz? Çiftçiye para yok. Suriyelilere kaç lira para harcadılar biliyor musunuz? 30 milyar dolar. Ben söylemiyorum. Onlar söylüyorlar. Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadık. Ya onlar oldu birinci sınıf vatandaş, Karadeniz'in fındık üreticisi oldu ikinci sınıf vatandaş. Bunun hesabını soracaksınız. Ben değil, siz hesabını soracaksınız. Gelene söyleyin, Suriyelilere verdin 30 milyar dolar. Ya biz fındık ektik, alın teri döktük, insan çalıştırdık. Gübre aldık. Alacaksın fırını,
fındığı göndereceksin dışarıya. Milyarlarca dolar para gelecek Türkiye'ye. Bizim alın terimizin karşılığını vermiyorsun. Çalışmayan Suriyeli'ye 30 milyar dolar para harcıyorsun. Bunun hesabını herhalde Karadenizli sormak zorunda. Soracak mısınız? Soracak mısınız? Soracak mısınız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz veriyorsanız meselemiz yok. Sadece Suriyelilere değil. Hatırlarsınız değil mi? FETÖ'ye ne diyorlardı? Ne istediniz de vermedik diyorlardı değil mi? Ne istediniz de vermedik. Para istediler, para verdiler. İhale istediler, ihale verdiler. Üniversite istediler, üniversite verdiler. Okul istediler, okul verdiler. Dershane istediler, dershane verdiler. Ne istedilerse verdiler. Ya bir de bu çiftçinin hakkını ver kardeşim. Çiftçiye niye vermiyorsun? Üreticiye niye vermiyorsun? Yani fındık üreticisi kalktı darbe girişiminden mi bulundu? Bu milletin hakkını, hukukunu mu yedi? Hep birlikte, hep birlikte demokrasilerde hesap sandıkta sorulur. Sandığa gideceğiz ve diyeceğiz. Oturdun onlarla masalarda, oturdun konuştun, hesabını yaptın, kitabını yaptın. Ne istedilerse verdin. Bana hiçbir şey vermedin. Kusura bakma arkadaş. Ben oyumun rengini değiştiriyorum. Ben emekten yana, haktan, hukuktan, adaletten yana oy kullanacağım diyeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Sadece bu da değil. Sadece bu da değil. Oturdular masaya. Nerede? İmralı'da oturdular. Oturdular masaya. Nerede? Oslo'da oturdular. Oturdular masaya. Nerede? Habur'da oturdular. Hiç dediler mi ya? Bir de şu çiftçilerle, tarım, fındık üreticileriyle bir araya gelelim. Bir de onlarla bir masaya oturalım. Bunların bir derdini dinleyelim. Ya bunlar ne istiyor? Geldiler mi? Masaya oturdular mı? Bunun sandıkta hesabını soracak mısınız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Namus sözü veriyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmazsam, sonuna kadar arkasından gitmezsem, yediğim ekmek bana haram olsun. Sadece bu mu? Bu da değil. Fındık üreticisine gelince para yok. Şimdi Marmaris'te 350 odalı yazlık sarayı inşa ediliyor. Ya hani para yoktu? Hani para yoktu? 1100 odalı senin neyine yetmiyor kardeşim? 1100 odalı. Şimdi 350 odalı. Bir uçak aldın yetmedi. İki uçak aldın yetmedi. Beş uçak aldın yetmedi. 1100 sarayı yetme, odalı saray yetmedi. 350 sarayı, yani odalı yeni yazlık sarayı yapacaksın. Fındık üreticisi kardeşim, Karadenizli kardeşim, Karadenizli yiğit evlatları, bunları unutacak mısınız? Hesabını sandıkta soracak mısınız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Bu ülkede hakkı, hukuku, adaleti gerçekleştirmek için her türlü mücadeleyi sonuna kadar yapacağım. Bedeli ne olursa olsun. Bir şeyi değiştireceğiz. Bir şeyi değiştireceğiz. Neyi değiştireceğiz? Eski algılarımızı değiştireceğiz. Eskiden şu söylenirdi. Şu CHP var ya CHP. Ne olmuş? Efendim bu hep eleştirir. Şimdi bunu diyemiyorlar. Nerede bir sorun varsa sorunun çözüm adresi artık Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ambulans. Şuraya bir ambulans arkadaşlar. Sorunun çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Fındık üreticisinin sorununu çözeceğiz. Üzüm çözeceğiz. Her alanda çözeceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Elinoğlu kendi sorunlarını çözüyor da biz mi çözemeyeceğiz?
Elinoğlu her türlü sorununu çözmeyi biliyor da biz mi bilmeyeceğiz? Çözeceğiz. O nedenle fındık konusunda sorun nasıl çözülür? Fındıkta fiyat istikrarı nasıl sağlanır? Fındık üreticisi nasıl akşam evine huzur içinde döner? 6 madde sayacağım. 6 madde. Ankara'daki beyler de duysunlar. 6 madde sayacağım. Bunlardan birincisi şu. Fisko Birliği, 1938 yılında kurulan Fisko Birliği, 2010 yılların en görkemli, en şaşalı kurum haline getireceğiz. Bu kuruma siyaset bulaşmayacak. Bu kurum sadece ve sadece fındık üreticisinin hakkını ve hukukunu koruyacak. Taban alım mı? Taban fiyat mı? Burası belirleyecek. Ürün alım mı? Burası yapacak. İhracat mı? Burası yapacak. Hem çiftçinin hakkını koruyacak, hem Türkiye'nin hakkını koruyacak. Götüreceğiz parayı bir avuç yabancıya vermeyeceğiz. Bu ülkenin insanı hakkını alacak. Bu ülkenin insanı hukukunu alacak. Birinci konumuz bu. Size sorabilirler. CHP fındık sorununu nasıl çözecek diye. Diyeceksiniz ki 6 madde halinde geldi saydı. Biraz sonra sayacağım. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz şu. Yürürlükte bir fındık kanunu var. Fakat bu fındık kanunu doğru dürüst bir kanun değil. Yeniden oturup bir fındık kanunu çıkarmamız lazım. Her kesim katılacak bu çalışmaya. Üretici katılacak, manavı katılacak, ihracatçısı katılacak, tüccarı katılacak. Diyeceğiz ki ya arkadaş bu fındık milli mi? Milli. Bizim mi? Bizim. Üreten insan bizim insanımız mı? Bizim insanımız. Bu para Türkiye'de mi kalsın? Türkiye'de kalsın. Herkes bu parayı adil bir şekilde bölüşsün mü? Bölüşsün. Gelin kardeşim hep beraber oturalım bir fındık kanunu çıkaralım. Demek ki ikinci maddemizde yeni bir fındık kanunu çıkaracağız. Nasıl? Ortak akılla çıkaracağız. Birilerinin arzusuna ve keyfine göre değil. Üçüncüsü, manavcılığı ve lisanslı depoculuğu da dahil ederek bir fındık ihtisas borsasını bu ülkede kurmak zorundayız. Bu bölgede kurmak zorundayız. Manavcılığı da kapsayacak, lisanslı depoculuğu da kapsayacak. Dolayısıyla burada bir fındık ihtisas borsası kuracağız. Artık fındığın fiyatı yabancı ülkelerde değil, bu ülkede belirlenecek. Fındığın fiyatını da, fındığın kalitesini de, fındığın nasıl ihraç edileceğini de, nasıl tüketileceğini de oturup biz karar vereceğiz. Elinoğlu buna karar vermeyecek. Anlaştık mı? Üçüncü madde. Dördüncü madde. Fındığı biz alıyoruz, fındık olarak ihraç ediyoruz. Bir fındık Ar-Ge merkezi kurulmak zorunda. Fındıktan katma değeri yüksek gıda ürünü üretmek zorundayız. Elinoğlu bizden fındığı alıyor, götürüp orada işliyor, 1 lira aldığı fındığı 15 liraya satıyor. Biz niye satmayalım? Bizim ne eksiğimiz var? Üniversitemiz var. Fındık bizde. Üretici de bizde. İmkan da bizde. Denizimiz var, gölümüz var, güneşimiz var, güzel insanımız var. Biz niye yapmıyoruz? Niye Elinoğlu para kazanıyor da biz para kazanmıyoruz? Demek ki dördüncü madde bir fındık Ar-Ge merkezi üniversiteyle beraber kurmak zorundayız. Bunu yapacağız. 5. Fındık ekim alanları. Bakın Karadeniz'i görüyorsunuz. Karadeniz'de fındık dışında bir şey yok. Yetişmiyor. Bu coğrafya fındık ekiliyor. Başka bir şey yok. Siz gidip de düz alanda başka ürünün yetiştiği bir mekanda, bir alanda fındık üretirseniz buradaki insanın alın terini çalmış olursunuz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Demek ki 5. maddemizle fındık ana vatanı Karadeniz'dir. Gelir burada 502 bin aile buradan geçiniyor. Eğer başka bir yerde ürün ekilecekse devlet teşvik versin. Gitsinler başka bir şey eksinler. Karadeniz'in fındığına başka birisini ortak etmeyelim. Anlaştık mı? Demek ki sorarlarsa 5. maddemiz de bu. 6. madde. Fındık bahçelerini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Fındık ağaçlarımız biraz yaşlandı. Onların gençleştirilmesi lazım. Peki ne yapacağız?
Gençleştirirken ağacı değiştirmemiz lazım. Yeni genç fidan ekmemiz lazım. Ama çiftçinin de fındık üretiminde geçinmesi lazım. Para kazanması lazım. Alın terinin karşılığını vermemiz lazım. Hem gençleştireceğiz, gençleştirirken fındık üreticisinin gelirini düşürmeyeceğiz. Ona uygun, ona uygun teşvik getireceğiz. Anlaştık mı? Altıncı şartımız da bu. Diyorum ya, size sorabilirler. CHP gitti. Efendim Giresun'da fındık mitingi yaptı. Ne oldu? Diyeceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı geldi. Fındık mitingi yaptı. Sizin 15 yılda çözemediğinizi 2 yılda çözeceğim sözünü verdi. 6 tane de çözüm üretti. Siz Allah rızası için bari bir çözüm üretin ya. Bir çözüm. Bir şey söyleyin. Söyleyemiyorlar. Söyleyemezler. Neden? Ben değil, onlar söylüyorlar. Bizde metal yorgunluğu var diyorlar. 15 yıldır yoruldun arkadaş. 15 yıldır çekil. Bu ülkeye insan gibi emeğin hakkını koruyan insanlar gelsin artık yönetsinler. Bir şey daha. Eskiden bizim tütünümüz vardı. Samsun'un tütünü var. Bitlis'in tütünü, Adıyaman'ın tütünü var. Şimdi Türk tütününden bahseden var mı? Tütün bitti. Tütün bitti. Yarın bunların hedefi fındığı da bitirmektir, söylüyorum. Bunların hedefi fındığı da bitirmektir. Nasıl bitirecekler söyleyeyim size. Bir firma geldi zaten. Alımı o yapıyor, biliyorum. Alımı o yapıyor. Yarın sizin fındık bahçelerinizi de satın alacak. Ve sizler o fındık bahçelerinde işçi olarak çalışmak zorunda kalacaksınız. O nedenle ben sizden söz isterken fındık bahçelerinize sahip çıkın sözü istiyorum. Alın terinize sahip çıkın sözü istiyorum. Ülkenize, Karadeniz'e, bu güzel coğrafyaya sahip çıkın sözü istiyorum. Yoksa fındık üreticisi kazanacaksa kim kazanacak? Kazanırsa Türkiye kazanacak. Hepimiz kazanacağız. Bu millet kazanacak. Huzur içinde yaşayacağız. Her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak. Elinoğlu kendi üreticisini destekler. Biz de kendi üreticimizi köstekliyoruz. Size bir soru sorayım. Son bir soru sorayım. Allah aşkına bundan 15 yıl önce ben gelip de şöyle bir miting yapsaydım ve size deseydim ki ya bunlar bir süre sonra bu memlekete saman ithal edecekler deseydim, herhalde hepiniz derdiniz ki ya bu Kılıçdaroğlu galiba sıyırdı derdiniz, değil mi? 15 yılda saman, ya saman ithal ediyorsun. Ya tarla mı yok, insan mı yok, ekin mi yok Allah aşkına? Saman ithal ediyorsun. Mazotu da biliyorum, elektriği de biliyorum, hepsini biliyorum. Bu ülkenin çözülmeyecek sorunu yok. Bütün mesele şu, siz haklarınıza sahip çıkacaksınız, biz de size sahip çıkacağız. Beraber bu ülkeyi yöneteceğiz. Ne ezen olacak, ne ezilen olacak. İnsanca, hakça bir düzen olacak. Karadeniz'in yiğit insanlarıyla bir arada olmaktan, birlikte olmaktan, sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Karadeniz'e, Karadenizli'ye sonuna kadar sahip çıkmak benim görevimdir. Ben bunu yapacağım. Sonuna kadar sahip çıkacağım. Bizim üzerimize gelebilirler. Her türlü baskıyı kurabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanca ve hakça bir düzeni bu ülkeye getirmek hepimizin ortak görevidir. Benim de görevimdir, sizin de görevinizdir. Bu ülkenin bütün insanlarını, alın terinden yana olan, esnaftan yana olan, çiftçiden yana olan, üretimden yana olan, üretenden yana olan herkesle birlikteyiz. Herkesle. Hiç kimseyi ayırmıyorum. Hiç kimseyi. 80 milyon vatandaşa huzuru ve barışı getireceğim. Bana diyorlar, dedim ki 4 yıl içinde 4 yıl
Ben bu ülkede terörü bitireceğim. Bu ülkede huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim. Dönüp bana diyorlar ki sen kimsin? Ben dedim ben. Karşıma çıkmaktan korktuğun televizyonda adamım dedi. Karşıma çıkmaktan korkuyor. Cesaretin yok mu? Devleti yöneten adamda cesaret olur. Devleti yöneten adamda özgüven olur. Devletin bütün imkanları senin emrinde. İstihbarat emrinde, polis emrinde, her şey senin emrinde. E benden niye korkuyorsun ya? Vallahi ben adam yemem. Vallahi billahi adam yemem. Ben insana saygılıyım. Ben insana saygılıyım. Oturup konuşalım. Neyi konuşacağız? Memleketin meselelerini konuşacağız. Hadi terör konusunda karşıma çıkmıyorsun. Güzel. Gel kardeşim. Fındık konusunda karşıma gel. Fındık konusunda. Fındık konusunda gel. Gelebilir mi? Gelebilir mi? Ben de adım gibi biliyorum ki gelemez. Niçin? Çünkü ben haklıyım. Çünkü biz haklıyız. O haksız. Onun için gelemez. Onun için karşımıza çıkıp bizimle uygar, medeni insanlar gibi konuşamaz ve tartışamaz. Size sözlerimi bitirirken yine söz veriyorum. Ne olursa olsun bu ülkenin bütün insanlarını seviyorum. Ne olursa olsun insandan yana olacağım. Ne olursa olsun haktan, hukuktan, adaletten yana olacağım. Ne olursa olsun kadın erkek eşitliğinden yana olacağım. Ne olursa olsun özgür medyadan yana olacağım. Ne olursa olsun bağımsız yargıdan yana olacağım. Ne olursa olsun din ve vicdan özgürlüğünden yana olacağım. Ne olursa olsun her türlü inanca, her türlü kimliğe saygılı olacağım. Bölmek istiyorlar, böldürmeyeceğiz. Kavga etmek istiyorlar, kavga etmeyeceğiz. Bu ülkenin huzuru için ortak çalışacağız. Birlikte çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte ülkemizi görkemli günlere taşıyacağız. Çocuklarımızın durumuna bakın Allah aşkına. Her bakan değişti, milli eğitim politikası değişti. Ya bizim çocuklarımız kobay mı Allah aşkına? Bizim çocuklarımız denek mi ya? Her zaman değişiyor. Her ortamda değişiyor. Sınav kalktı. Sınav geldi. O gitti. Bu geldi. Dünyada böyle bir ülke yok. Dünyada gerçekten böyle bir ülke yok. Ya bir çocuğu eğiteceksen çağdaş eğitim normları bellidir. Verirsin çocuğa. Bu ülkenin yetişmiş kadroları var. Güzel öğretmenleri var. Konuyu bilen insanları var. Çözülmeyecek sorunumuz yok. Niye çözülmüyor biliyor musunuz? Bir eksiğimiz var. Bu ülkede namuslu siyasetçi sayısı az. Sorunumuz orada. Namuslu siyasetçi. Cebini düşünen siyasetçi istemiyoruz. Halkın cebini düşünen siyasetçi istiyoruz. Halktan yana olan, emekten yana olan, üretenden yana olan siyasetçi istiyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte çalışacağız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Ben o sorunların tamamını çözmeye kadrolarımla birlikte, arkadaşlarımla birlikte hazırım. Çözmezsem giderim. Çözersem takdir sizlerindir. Dünyada fındıkta bir numara olacaksınız ve fındık üreticisi perişan olacak. Dünyada fındıkta bir numara olacaksınız. Elinoğlu gelip fındığı alın terinizi sömürerek götürecek. Dünyada fındıkta bir numara olacaksınız. İnsanlar bu fiyat çok düşüktür diye miting yapacaklar. Bu aklın alacağı bir şey değil. Ama biz bunların tamamını düzeltmeye muktediriz. Birlikte, birlikte çalışarak, birlikte mücadele ederek, birlikte kavgasını vererek bu ülkeyi çağdaş uygarlığa taşıyacağız. Her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak. Her evde insanlar huzur içinde sofraya oturacak. Bu ülkenin caddelerinde, bu ülkenin sokaklarında terör olmayacak. Bu ülkede yurtta barış, dünyada barış olacak. Bu ülkede bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürce düşüncelerini ifade etmelerine imkan sağlanmış olacak. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Biz
İnsanlar arasında ayrım yapmayız. Biz birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan yolda karşılaştığımızda birbirimize güler yüzle selam vermek istiyoruz. Ne oldu bize? Şu gerginliğe bakın. Neredeyse birbirimizin boğazını sıkacağız. Kim yapıyor bunları? Kim yapıyor? Yapanlara oy vermeyin. Barıştan yana olanlara, huzurdan yana olanlara, alın terinden yana olanlara, kardeşlikten yana olanlara, doğu batı, güney kuzey, bu ülkede yaşayan 80 milyon benim kardeşimdir diyenlere oy verin, onlarla beraber olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Giresun Belediye Başkanımızı, İl Başkanımızı ve Milletvekilimizi buraya davet ediyorum. Kerim Aksu, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun'a gelişinin anısına bir plaket takdim ediyor. İl Başkanımız Necati Tığlı, Sayın Genel Başkanımıza günün anısına bir çiçek takdim ediyor. Hoş geldiniz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan ötürü. Buradan ayrılıyoruz. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Allah kabul etsin efendim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Sağlıcakla, dostça kalın.